Evet, değerli arkadaşlar, Oku Okut Akademi bünyesinde yaptığımız İslam felsefesi okumaları programında bu hafta Amerikan pragmatizmini konuşacağız. Konuğumuz alanın uzmanı Ankara İlahiyat'ın duayen hocalarından Profesör Doktor Celal Türer hocamız. Hocam değerli vakitlerini, kıymetli vakitlerini ayırıp bize davetimize icabet ettikleri için hepiniz adına hocama ben öncelikle teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sayın hocam, şöyle pragmatizm, tabii Amerikan pragmatizmi 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir felsefe geleneği olarak, felsefe akımı olarak günümüzde sosyal hayatımızı, ekonomik hayatımızı ve birçok hem varlığa bakışımızı da etkilemiş çok büyük bir felsefe geleneği. Ancak pragmatizmi tabii çok iyi bilmeyenler, çok indirgemeci bir yaklaşımla onu insanın işine geleni yapması gibi değerlendiriyor, anlamını pek bilmeden. İşte faydacılık, yararcılık çevirisinden ötürü sanırım. Böyle düşünüyorlar ama pragmatizm çok yönlü, ontolojik, epistemolojik hatta aksiyolojik temelleri olan bir felsefe geleneği. Siz bu alanın uzmanısınız hocam. Bu akşam bize pragmatizmi şöyle hem öncü isimleri açısından hem felsefi temelleri açısından izah edebilirseniz, bizi aydınlatabilirseniz çok memnun olurum hocam. Buyurun, söz sizde. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle pragmatizmi güçlü bir hayat deneyimi, hayat felsefesi olarak tanıtmak mümkündür. Dikkat edilirse hayat felsefesi şeklinde ifade ettim. Burada hayat kelimesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü varoluşu, hayatı nasıl anlayacağımız felsefenin çok önemli bir sorunu olarak karşımıza çıkıyor ve bu noktada geleneksel felsefenin, kadim felsefenin, elbette antik felsefe ve özellikle ortaçağ felsefesinin şöyle bir yönelime sahip olduğunu fark edebiliriz veya anlayabiliriz. Varoluş karşısında önce bütünü bilmemiz lazım. O bütünü fark edebilirsek, anlayabilirsek varlığı, bilgiyi, değeri veya Platoncu ifadelerle doğruyu, iyiyi ve güzeli anlayabilirsek, nazari hikmet anlamında bütünü fark edeceğimizi ve pratik hikmeti de böyle idame edeceğimizi yaklaşık 2000 yıllık felsefe bize söylemiş idi. Bu teknik anlamda felsefeye başlayan bütün arkadaşlarımız için çok anlamlı, çok tabiri caizse kolayca idrak edebilecekleri bir refleks. Çünkü bütünü anlıyorsunuz, bütündeki hiyerarşileri fark ediyorsunuz. Tabiri caizse hayata dair problemleri çözüyorsunuz ve pratiğinizi hallediyorsunuz. Fakat burada yapılan felsefenin teknik anlamda spekülatif bir felsefe, teorik bir felsefe olduğunu fark etmemiz lazım. Çünkü biz Yunan felsefesini ifade ederken şöyle ifade ediyorduk. Bu felsefe antinomiler açısından, antinomide bildiğiniz gibi antinomos, zihnin aynı anda iki şeyi anlayamadığı, birbirini naksettiğini düşündüğü, hayatımızın, varoluşumuzun içinde karşılaştığımız çıkmazlar, problemlerdir. Nedir bunlar? En temelleri Yunan toplumu zaten meseleleri anlarken teorik mi, pratik mi? Sabit üzerinden mi, değişken üzerinden mi? Ruh üzerinden mi, beden üzerinden mi? Tümel üzerinden mi, tikel üzerinden mi? A prioriler üzerinden mi, a posterioriler üzerinden mi, özgürlükler üzerinden mi, determinizm üzerinde bla bla, yani bunlar varoluşta karşılaştığımız hala çözümleyemediğimiz antinomiler bunlar. Ve bu antinomileri anlamada Yunan toplumu teoriyi seçti. Bunun
uzamında sabiti seçti. A priori seçti. Ruhu seçti ve böyle bir muazzam felsefe. Ama burada arkadaşlarımızın fark etmesi gereken nokta şudur. Bunun bir tercih olduğunu. Niye? Çünkü Yunan toplumu yapısı itibariyle tehoryaya, yani zihinsel inşaya toplumsal yapı olarak uygun bir milletti. Praksis alanı da kölelerin tabiri caizse değersiz olan alanı olduğu için de kolayca teoriyi seçtiler ve bu teoriyi destekleyecek üç temel zemin vardı. Birincisi biliyorsunuz boş zaman, iki hayret, üç merak. Ve felsefenin açılışını veya felsefenin doğuşunu biz böyle ifade ederdik. Ama aynı yüzyıllarda sadece karşılaştırma açısından söylüyorum. Çin felsefesi teorik kaygılardan çıkmadı. Tam da pratik kaygılardan, hayatın içindeki sorulardan, hatta boş zaman kaygısından, hayret ve meraktan ziyade pratik alanda yaşadığımız kaygılardan ortaya çıktı. Dolayısıyla şöyle toparlayacak olursam, kadim felsefe teorik bir yönelimi, bütünlüklü, tehorya üzerinden spekülatif anlamların bulunduğu ve bu anlamlarla pratiğe yönelindiği bir felsefe oldu. Ha, bu felsefenin çıkmazları var mı? Elbette vardı. Mesela teorik olarak anlamlara sahipsiniz ama pratikteki yaşantınızı burhan dediğimiz bizim kültürümüzün ifadesiyle sürdüremezsiniz. Çünkü pratikte olumsallık vardır. Pratikte çeşitlilik, çoğulculuk vardır ve burada tabiri caizse siyaset felsefesine de girelim. Adil olan ile, adaletli olan ile mutluluklar çoğu zaman çatışmıştır. Peki bu süreci nasıl kadim dünya halletmiştir? Çok basit. Praksis alanını tümeller üzerinden, yani din adamları, peygamberler, yüce insanların yaşantıları üzerinden kurguladığı için insanlara rol modeller ve monoblok bir yaşantı olmuş ve kendi yapısında bütünlüklü bir tutarlık, insicam arz etmiştir. Ya lakin Rönesans'tan sonra felsefenin öncelikle a priori'ler üzerinden değil, tabiri caizse akıl üzerinden, yani verili olan aşkın alan değil de akıl üzerinden inşa edilmesi, 18. yüzyılda bu meselenin akıl üzerinden yine pratikle temasa geçirilmesi, yani deneyimcilik dediğimiz emperyanın, empirisizmin devreye sokulması ve Kant'ın dönüm noktası olduğunu söyleyerek Kant'ın sentetik bilgiyi sentetik a priori olarak ilan etmesi, ister istemez yapılacak felsefenin bir tarafının pratik, diğer tarafının teorik olması gerektiğini zaten ihsas etmiştir. Peki bu süreci kim tamamlamıştır? Bana göre Hegel, tabiri caizse Tanrı'yı tarihin içine ya da aşkın alanı tarihin içine geçirerek bir teleoloji oluşturmuştur. Şimdi tam da bu noktada 19. yüzyılın sonunda genelde 13 felsefeci kabul ederiz ama en önemlileri Charles Sanders Peirce, William James ve John Dewey. Buna ilaveten Herbert Mead, arkasından Chance Wright, Josiah Royce. 13-14 pragmatizm zikredilir. Bunların hepsi de deneyime buluşsa da, deneyim felsefesinde bulunsa da farklı yönleri vardır. Şimdi bunlar önce 17. yüzyılda oluşan Kartezyen arşimetvari bir nokta cogito anlayışına, iki Kant'ın numen ve fenomen ayrımına, üç Hegel'in tarihte bir teleoloji, gayesellik düşüncesine karşı çıkarak kendilerinin ifadesiyle bizi hakikatle buluşturacak yegane zeminin deneyim olduğunu ifade etmişlerdir. Yani
biz varoluşu ancak deneyim içinde, daha önceki deneyimleri de kullanarak, ama bu deneyim tabiri caizse daima başka deneyimlerle birbirini doğrulayan bir süreç içinde anlaşılması gereken bir deneyim felsefesi ortaya koymuşlardır. Bu çerçevede pragmatizm, biraz önce girişte belirttiniz, bir, metafizik problemleri çözecek bir anlam teorisi, iki, pratiği esas kabul ettiği için bir ahlak teorisi, üç, bir hakikat teorisi, pragmatik doğruluk anlayışı, dördüncüsü ise bir yöntem ya da bir araştırma teorisidir. Evet. Peki, ne oluyor da pragmatizm bizim akademiye de ya da sıradan zihni düşüncemizde kabih ya da kötü bir anlama sahip oluyor? Bunları şöyle ifade edecek olursak, birincisi, Amerika'nın zihinsel uzaklığı, her ne kadar kültürel anlamda 1950, 1980 ve son zamanlarda kültürel anlamda çok yakınlaşsak bile bir zihinsel uzaklık oluşmuştur. Türkiye'de felsefenin kuruluşunu biliyorsunuz, Cumhuriyet dönemiyle birlikte tabirimi maruz görün, Almanya'dan göç eden filozoflara tabiri caizse tapulamışlar, vermişlerdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazizm korkusundan kaçan pek çok filozof, çok değerli filozoflar bunlar, Türkiye'ye sığınmışlar ve Türkiye'de felsefenin teknik anlamda gidişatını tayin etmişler, yön vermişlerdir. Elbette buna Cumhuriyet'in kuruluşundaki pek çok unsuru da ilave ederiz. Dolayısıyla pozitivizm, Alman felsefesi geleneği 1950'lerde yeni tabiri caizse departmanların, felsefe bölümlerinin kurulmasıyla birlikte analitik felsefe geleneği, 1970'lerde ilahiyat fakültelerinde İslam felsefesi ve 1980'lerden sonra tabiri caizse Özal'la birlikte özgürlük ortamının, çeşitliliğin artmasıyla birlikte pragmatizm de bir inceleme nesnesi olmuştur. Ama bundan önce 19. yüzyılda psikologların, Emin Erişirgil'in, Türkiye'de pragmatizm üzerine çıkan bir derginin varlığı mevcutken, yani 19. yüzyılın sonlarına doğru, 20. yüzyılın başlarına doğru biz pragmatizmi, emin olun, o dönemde, bu dönemden daha fazla incelerken, kültürel uzaklık veya işte Amerika'nın siyaset felsefesi veya Amerika'nın felsefeleri veya felsefe demeyeyim, Amerika'nın uygulamaları, biz de pragmatizmi kötü bir anlama sokmuştu ve bunun ilk örneği adının tayin edilmemesi. Pragmatizm kelimesi yıllarca yararcılık ve faydacılık olarak adlandırılmıştır. Oysa Allah rahmet eylesin, Babanzade bu adı 100 küsür sene önce kendi metinlerinde felsefetül fiiliye olarak ifade etmiştir. Eylemlilik felsefesi, eylem felsefesi demiyorum. Eylemlilik. Ne demek eylemlilik felsefesi? Eylem felsefesi Marksizmle karıştırılacağı için eylemlilik felsefesi demek daha doğru. Varoluşla tabiri caizse her daim karşılaşmamızın eylem üzerinden gerçekleşmesidir. Ve bunu Nurettin Topçu'nun aksiyon felsefesiyle isimlendirsek olur mu? Elbette olur. Yani çok büyük farklar yoktur. Dolayısıyla yani meselemiz varoluşu teoriye üzerinden mi yoksa pragma üzerinden, aksiyon üzerinden mi anlayacağımız sorununa döner. Ya da bunu gelin biraz daha spekülatif olsun. Önce söz mü vardı ya da eylem mi vardı meselesi. Ama buradaki hazurun hemen fark edecek ki varoluşu belirleyen hususiyetin önce eylem olduğu, yani biz mesela İslam fıkhının kuruluşunu nasıl ifade ederiz?
efendim Hazreti Peygamber'den sonra teorisyenler çıktı. Yo hayır, 100-200 yıl İslam toplumundaki karışıklıklar fıkhı oluşturdu, anlamayı oluşturdu. Bakın 200 yıllık süreçten sonra tabiri caizse geriye baktıklarında belli bir teori oluştuğunu, o deneyimlerden ana yapıların oluştuğunu fark ettiler. Dolayısıyla biz hayat içinde böyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla meselenin hep eylem üzerinden, yaptıklarımız, davranışlarımız üzerinden açığa çıktığını, ifşa olduğunu fark etmemiz lazım. Şimdi burada önce ahlak teorisiyle başlayalım. Pragmatizme faydacılık, yararcılık diyenler ya da faydacılığın pragmatizm bir ahlakı olur mu diyenler için zaten ben kendi tezimi, William James'in ahlak anlayışını bu argüman üzerinden oluşturdum. Yani ana savı tezi buydu. Pragmatistlerin bir ahlaka sahip olmadıklarına karşı bu kitabın ana kurgusu budur. Nasıl? Şöyle ifade edeyim. Bir kere pratik zemini hayatınız için esas aldığınızda vazgeçemeyeceğiniz iki kavram vardır. İyi ve kötü. Ha gelin bunu haklı haksız da diyebilirsiniz. Ama iyi ve kötüyle karşılaşıyorsunuz. İyinin olduğu yerde herhangi bir ahlakın olduğunu fark etmemiz lazım. Mesela bugün maalesef sati bir anlayıştır. Aşağı yukarı insan tekinin ya da kişi kişi ilişkisinin olduğu müddetçe ahlakın mevcudiyetini fark edeceğiz. Yani son insan tecrübesine kadar ahlak olacak. Peki biz ahlaksız kime diyoruz? Teknik anlamda bizim ahlak kodlarımıza, değerlerimize uymayan kişilere ahlaksız diyoruz. Çünkü iki kişinin olduğu yerde ahlak cumhuriyeti kurulabilir. Teknik anlamda Tanrı olmasa bile. Niçin? Çünkü birinin yaptığı diğerine herhangi bir yükümlülük getirecektir. Eğer ikisi de özgürse burada bir ahlak faaliyeti, ahlak olabilir. Bakın ahlakın mahiyetinden, içeriğinden, nasıllığından bahsetmiyorum. Her gün dövüyor, bu da bir ahlaktır. El üstünde tutuyor, bu da bir ahlaktır. Ama olması gereken ideal ahlak nedir dediğinizde işte o zaman dinler devreye giriyor, felsefeler devreye giriyor. Dolayısıyla pragmatizm bize deneyim içinde her iki öznenin ya da her iki bireyin iyi kabul ettiği şey üzerinden bir ahlak teorisi ortaya koyar. Hemen burada izleyiciler diyecekler ki hocam işte iki kişi de hırsızlığı iyi olarak görseler hemen ifade edeyim. Pragmatizmi böyle pejoratif bir biçimde eleştiremezsiniz. Çünkü avami değildir. Bir ahlak teorisi ortaya koyuyor. Ve ahlak teorisinin toplumsal normlara herkesin kabul ettiği ve sağduyuya, bakın makul ve sağduyu alanına hitap etmesi lazım. Hiç kimse makul insanlara hırsızlığın iyi olduğunu kabul ettiremez. Evet. Çünkü deneyim bunu ortaya koymuştur. O yüzden bir ahlak teorisi. İkincisi bir doğruluk teorisidir. Ne demek doğruluk? Hakikat teorisi anlamında. Pragmatizmin doğruluk anlayışını anlayabilmek için önce tekabüliyet teorisini, ardından da tutarlık teorisini fark etmek gerekir. Tekabüliyet teorisi, biraz önce ifade ettiğim düşünsel olan ile harici dünya arasında kategorik varsayımları olan insanların kabul ettiği anlayıştır. Ne demek bu? Dış dünya ile zihni dünyanın birbirine tekabül ettiği varsayılır. Bakın varsayılır. Çünkü modern felsefede özellikle Kant sonrası ya da postmodern felsefeleri biraz incelediğinizde şunu fark edersiniz. Wittgenstein'dan hareketle söyleyeyim. Wittgenstein birinci döneminde anlamlar ile nesneler arasında, olgular arasında bir bağlantı var mı diye sorguladı. Ama ikinci dönemde dedi ki hayır hiçbir bağlantı yok.
Bunlar dil oyunu, dilin içindeki. Hatta bugün postmodern anlayış gösteren ve gösterilen arasında. Anlam ve anlamın işaret ettiği şey hakkında, nesne, olgu, olay hiç fark etmez, doğrudan bir bağlantı kuramayacağımızı iddia ediyorlar. Ama eminim ki biraz felsefe bilenler bunun bir varsayıma dayandığını fark edeceklerdir. Hemen ifade edeyim. Tekabüliyet teorisi meşhur bir teori. Yani çok anlamlı ve çok böyle bir çırpıda karşı gelinecek bir teori değildir. Ama eksiklikleri var mıdır? Elbette vardır. Mesela negatif önermelerde, olumsuz önermelerde işlemez. Odada bir kedi vardır önermesi, odada bir kedi var olduğu müddetçe doğrulanabilir. Ama odada bir kedi yoktur dediğinizde neyi kastediyorsunuz? Bu anlamlı değildir. Diğer taraftan tekabüliyet teorisini nasıl işlettiğiniz büyük bir problemdir. Yani dış dünya ile zihnin arasında bir tekabüliyet oluşturursunuz. Mesela dışarıda bir masa var, zihninizde masa fikri var. Tamam. Peki bunu nasıl yapıyoruz dediğimizde dışarıdaki masayı mı zihnimize ya da zihnimizdeki ideyi mi dış dünyadaki masaya uyguluyoruz sorunuyla karşılaşırız. Ya ama hocam bunlar birbirini, bu tekabüliyet bir varsayımdır arkadaşlar. Kabuldür, aksiyomdur bu. Ve nihayetinde Heidegger'in meşhur eleştirisi dış dünya ile zihin arasındaki tekabüliyet nerede duruyor diye sorar. Bilmiyoruz ki nerede duruyor. Yani arkasında bir felsefi zemin ya da bir platform mu vardır? Yok. Buna karşı tutarlılık teorisini ifade edenler, biz harici dünyayı bilemeyiz. Bunlar deneyimcilerdir. Birincisi rasyonalistlerdir. İkincisi deneyimciler der ki dış dünyayı bilemeyiz ama bildiğimiz bir şey dış dünyadan zihnime gelen algılardır. Bu algılar zihnimde fikirlere ve fikirler de birbirleri arasında tutarlılık üretirlerse bu da tutarlılık teorisidir. Bu da çok anlamlı ve değerli bir teoridir. Fakat sorun şudur. Birinci masa, ikinci masa, üçüncü masa, dördüncü masa, en sayıda masa. Peki bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Sonuna kadar uzayan bir süreçle karşılaşıyoruz. Yani yeni durumlarda eski masa fikriyle yeni olanı nasıl uzlaştıracağız, tanıdık hale getireceğiz? Bu da açık bir teoridir. Pragmatizmin bu iki teorinin sıkıntılarına şöyle bir çözüm getirir. Herhangi bir şeyin anlamı, pratikte onu ne ile işlevsel kıldığınız ya da işlevi ile görülebilir. Söz gelimi elimde bir sert cisim var. Masaya uyguluyorum. Eğer çizilirse bu serttir. Elimi, söz gelimi bardağa uzattım. İçtim. Su teknik anlamda verdi. Yani benim susuzluğumu giderdi. Bu bardaktır derim. Bardağın altı olmasa, yani tabanı olmasa, ben size alsam işte su diye, bu bir bardak mıdır? Evet, mesela tekabüliyet teorisinde hepiniz bilirsiniz mutfaklarda plastik meyveler vardır. Dışarıdan gördüğünüzde hocam bu muz dersiniz, işte karpuz vesaire dersiniz ama hadi bakalım, bir bak bakalım, uygulayamazsınız. Dolayısıyla pragmatistler hakikatin, doğruluğun ancak eylemlerimizdeki işlevleriyle bize, mesela bunu dil felsefesine uyguladığımızda biliyorsunuz sentaks, semantik ve pragmatik devreye girer. Sentaks gramatik dizilimdir, semantik anlamdır. Pragmatik ise anlamın bağlamı, uygulamasıdır. Buradan hareketle hemen şunu söyleyebilirim. Pragmatik doğruluk teorisi minimalist teorilerde de kendisini göstererek bugün sosyal bilimlerde en çok kullanılan bir doğruluk metodudur. Çünkü hakikaten insan kavramlarını, fikirlerini ne zaman anlar?
deneyimlerle karşılaştığı zaman. Öğretilen babalığı istediğiniz kadar şeyden öğrenin, kitaplardan öğrenin. Anneliği istediğiniz kadar sohbetlerden dinleyin, YouTube'dan öğrenin. Ama anne olduğunuzda, deneyimlediğinizde anlarsınız bunları. Dolayısıyla ikinci husus da pragmatik doğruluk teorisi. Üçüncüsü bir anlam teorisi dedim, kısmen de bahsettim. Biz anlamları kendi bağlamlarında, kullanıldıkları bağlamlarda keşfederiz. Mesela aklınıza gelen bütün kavramlar. Geçenlerde aile konusunu anlatıyorduk. Aile Türkçe'de Arapçadan gelmiş, avele. Bakmakla yükümlü olduğumuz kimseler adındadır. Peki Latince'de familia'dır. O da hane halkına geliyor. Japonca'da kazuko anlamındadır. O da topluluk ifade ediyor. Aynı ev halkı anlamında Farsça'da handaat, efendim handavan işte hiç fark etmiyor. Arapça'da usre kelimesi, yakın ilişkiler, samimiyeti ifade ediyor. Şimdi buradan kalkıp siz aile şudur diyebilir misiniz? Bakın kavramlar arkasındaki gerçeklikleri söylüyor. Siz hocam aile bir hane halkında ekonomik ilişkilerle, cinsellik ve üreme ilişkisiyle oluşturulmuş bir topluluktur derseniz bu tanımın 19. yüzyılda oluşan bir tanım olduğunu ifade edeyim arkadaşlar. Oysa kavramın kendisine bakın. Avele sahip olduğumuz veya bakmakla yükümlü olduğumuz kimselerdir. Amcamızın kızı şimdi ailemizden midir? Değil. Değil. Ama geçmişte öyleydi. Yengemiz bakmakla zorunlu olduğumuz kimseydi. Dolayısıyla burada pragmatik anlam teorisi de şunu ifade ediyor. Biz kavramları işe koştuklarımızda, yani işe koşulduğunda, uygulamaya koyduğumuzda anlarız ve ona o anlamı yükleriz. Ve dördüncüsü arkadaşlar, pragmatizm bir araştırma metodudur. Bir yöntemdir. Peki bu yöntem neyi ifade eder? Burada da hemen Peirce'e müracaatla size dört hususu hatırlatayım. Peirce diyor ki, bugüne kadar aşağı yukarı dört yöntemle karşılaştık. Bunlardan birisi kararlılık yöntemi. Tenacity dediğimiz, bir insan inançlarına, düşüncelerine bağlı olursa bu kararlılığa göre varoluşu herhangi bir şekilde sürdürebilir. Fakat kararlılık yönteminin sıkıntısı şudur. Farklı fikirlerle veya onu nakseden fikirlerle karşılaştığı zaman ayakta duramayabilir. O yüzden çoğu zaman bireysel, çoğu zaman böyle cılız bir yöntem olarak kalmıştır. Ama ikinci yöntem çok anlamlıdır, otorite yöntemi. Tarih boyunca otoritelerin uyguladığı, ortaya koyduğu yöntemler uzun yıllar, binlerce sene sürmüştür. Otoriteleri aşmak hakikaten, işte Bacon'ı hatırlarsanız, tiyatro idollerini ortadan kaldırmak öyle kolay hususlar değildir, otoritedir. Mesela nasıl evlerde yaşayacağımız otorite metoduna dayanmıştır. Mısır'daki piramitlerden, Mısır'daki ev tiplerinden, bugün söz gelimi, Toki evleri bir otorite evleridir arkadaşlar. Dolayısıyla otoritenin belirlediği hususlar aşılması zor hususlar olmuştur. Bu araştırmanın kendisinde de hayatın içerisindeki pratik süreçlerde. Üçüncüsü a priori yöntemdir. Nedir a priori yöntem? Ya mantığa, ya matematiksel ilkelere, ya da vahyi olanlara, yani tanrısal olanlara başvurarak varoluşu anlamaya çalışırsınız. Dini teolojiler, dinler bu yöntemi benimserler. Antik Yunan felsefesi mantık üzerinden bir inşa yapmıştır. Ama Peirce bize bilimsel araştırmayı tavsiye eder. Burada bilimsel araştırma deyince de hemen arkadaşlarımın bilimi anlamaması gerektiğini,
araştırmanın aslında bütün alanların karakterine göre şekillenen bir metot olduğunu, bir araştırma teorisi, inquiry, yani soruşturmayı devam ettirmek olduğunu fark etmemiz lazım. Ve bu noktada şöyle ifade edelim arkadaşlar. Peirce şunu söyler bize. Araştırmayı engelleme. İngilizcesiyle don't block the inquiry. Niye engellemeyeceksiniz? Söz gelimi, otorite metodu araştırmayı özgürlükleri kıstığınız andan itibaren engeller mi? Elbette engeller. İşte Kuzey Kore arkadaşlar. Sadece onların izin verdiği araştırmalar yapılır. Peki, a priori'ler araştırmayı engeller mi? Mesela şu an gen teknolojisiyle, acaba genlerle oynasak, şunları şunları yapsak, şu şu hususları yapsak, mesela yaratılışa dair araştırmalar yapsak, a priori teoriler izin verir mi? Vermez. Vermez. Tamam. Araştırmayı devam ettirdik ve beğenmediğimiz bir sonuç çıktı. Bu noktada inançlarımızdan mı vazgeçeceğiz, yoksa araştırmada olan unsurlarla onları uyumlu hale mi getireceğiz? Bu büyük bir sorundur. Çünkü Orta Çağ dünyası, ben hakikati şöyle anlatırım, sadece pejoratif ve avami bir dilde ifade ettiğimi söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, binlerce yıl antik felsefeyi esas kabul edelim. Hakikat benim dedi. Kimler dedi? Filozoflar. Yine bin yıl teologlar hakikat buradadır dedi. Peki modern dönemden itibaren hakikat kim? Hakikati kimler söylüyor? İlim adamları söylüyor. Peki postmodern dönemde hakikati kimler söylüyor? Hemen ifade edeyim. Medya arkadaşlar, sosyal medya ortaya koyuyor. Şimdi şöyle bir serencamla baksanız. Felsefe, filozoflar da, din adamları da, bilim adamları da medyada hakikati söylüyor. Bu hakikat kimde ya? Yani eğer siz sadece din adamlarında derseniz hakikati, ilim adamlarının işte yaşadığımız COVID süreci ellerine düştük. Ha, onlar da teknik anlamda nihai olanı mı söylüyorlar? Hayır, o da değil. Şu an ortaya çıkan sosyal medya ve benzeri hususlar bize hakikat hakkında nihai bir şey. Hayır, araştırmaya devam etmek lazım. İşte bu noktada da araştırma teorisidir. Son insan deneyimine kadar biz fikirlerimizi inşa etmeye, fikirlerimizi kendi deneyimlerimizi içinde ifade etmeye çalışacağız. Dolayısıyla toparlayacak olursam, pragma kelimesi Kant'ın arkadaşlar çalışmasında ele alınmıştır. Pratikten farklıdır. Pragma tabiri caizse devam eden deneyim anlamındadır. Biz varoluşu tıpkı Aristoteles'in töz anlayışında, tıpkı Platon'un ide anlayışında, tıpkı Descartes'in cogitosunda, Kant'ın sentetik a priorisinde ya da Hegel'in Geist'ında anladığımız gibi, pragmatistler de diyor ki deneyimde anlaşılır diyor. Dolayısıyla burada güçlü bir hayat deneyimi ya da modeli derken bunların model olduğunu fark etmemiz lazım. Bunlar varoluşla ilgili insanın inşa ettiği anlama eşikleri, anlama ufuklarından başka bir şey değildir. Eğer insan deneyimi devam ediyorsa bu anlama ufkunun değişebileceği, gelişebileceği, farklılaşabileceği zaten pragmatizmin en temel kabulüne dayanır. Şimdi burada belki şu sorulabilir. Hocam bu deneyim geçmişte kullanılıyor muydu? Evet, kullanılıyordu. Emperya kelimesi Antik Yunan'da vardır arkadaşlar. Fakat John Dewey'e müracaatla söylüyorum. Deneyim, Antik Yunan deneyimi, Locke-Hume'un deneyimi ve nihayetinde James ve
Dewey'in kendi deneyimi diye üç farklı süreçlerde anlaşılması lazımdı. Kadim dönemde deneyim nasıl kabul edilirdi? Şöyle kabul edilirdi. Teoriyayı ispatladığı müddetçe deneyim makbul kabul edilir. Peki deneyim teoriye seviyesine çıkabilir miydi? Asla mümkün değildir. Bunun en güzel örneğini William James bize bir tren anekdotuyla ifade eder. İlk yapılan trenler biliyorsunuz buhar kazanlarıyla çalışır. Daha çalışmaya başladığı andan itibaren birinci lokomotiften sonuncu vagona kadar her taraf duman olur. Yolculardan birisi ya bu duman ne zaman çekilecek veya ne zaman kaybolacak dediğinde efendim hareket edince çekilir, kaybolur derler. Niye böyle olur? Hep öyle oluyor da ondan derler. Bakın deneyim aşağıda olanın yani praksis alanında olanın teoriye tarafından olumlanmasına dayanır. Fakat John Locke ve Hume, Berkeley, Rahip Berkeley de dahil olmak üzere deneyimin tabiri caizse varoluşu anlamada tek zemin olduğunu, fakat onların da sıkıntısı şuydu, yaşadıkları deneyimin hakikati yansıttığını ifade ediyorlardı. Gadamer'i hemen hatırlatayım buradaki hazuruna. Arkadaşlar, insanın en temel çelişkisi ya da kaderi diyelim, yaşadığı dönemde hakikati bulduğunu zannetmesidir. Oysa 500 sene sonra bize bakacaklar ve diyecekler, ya bunlar hangi konularla uğraşmışlar, ne boş işlerle uğraşmışlar diyeceğiz. Biz mesela işte aydınlanma ne diyordu? Karanlıktadır bunlar. Peki 200 yıl sonra aydınlanmaya ne diyoruz biz? Ya bunlar uçmuşlar diyoruz. Cenneti dünyaya getirmeye çalışıyorlar diyoruz. Dolayısıyla aynı şey bizim için de geçerli. Mesela postmodern yönelimler için ya bunlar da iyice çiviyi çıkarttılar diyebilirler mi? Elbette diyebilirler. Dolayısıyla deneyimcilerin Locke, Hume ve Berkeley deneyimi kendi deneyimlerini esas kabul etmesine dayanıyordu. Ama gerçek deneyimcilik deneyimin insanın yaşadığı zaman ve mekanda, zamansal ve mekansal anlamda yol gösterdiğini, ufuk tayin ettiğini ve buradan oluşacak bir inşanın, bakın burada inşa diyorum, deneyimciler eğer rasyonalizm, empirisizm arasındaki çatışmayı kabaca gösterecek olursam, arkadaşlar, rasyonalizm üç şey üzerine durur. Birincisi a priori. Çekin a priorileri, rasyonalizmden geriye hiçbir şey kalmaz. Ya bu a priorler de ya mantıktır, ya matematiktir, ya da vahidir, inançtır. İkincisi zorunluluk fikri. Bunu niye söyledim? Antik Yunan'da dahil Orta Çağ zorunluluk fikrini teoriyeden üretmiştir arkadaşlar. Yani zorunluluk olması lazım. Üçüncüsü ise kesinliktir. A priori'ler zorunluluk ve kesinlik. Peki deneyimciler, empirisistler bunların karşısına bir kere a posteriori koyarlar. Yani deneyimden öğren. Tek öğretmenimiz deneyimdir arkadaşlar. İki, zorunluluk yerine olumsallık, kesinlik yerine de relativizm koyar. Ya hocam ben bunu niye kabul edeyim dersiniz? Zaten yüzyıllarca rasyonalizmin empirisizme ya da başka felsefelere üstünlüğü zaten adından oluşmuş. Akli ya. Sanki empirisistler aklı kullanmıyorlar. Sanki kantçılar aklı kullanmıyorlar. Süreççiler aklı kullanmıyorlar. Akıl anlayışları farklıdır. Aklın oluşan olduğunu, insan hayatında herhangi bir şekilde varoluşla beraber hareket ettiğini vurgularlar. Ve olumsallık düşüncesini, yani her an her şey olabilir. Zorunluluk dediğimiz şey zihnin ürettiğidir. Ve bu noktada işte Ahmet İnam'a size hatırlatayım, o
gözlerle şöyle yapar. Arkadaşlar, hayat düşünceden daha fazladır der. Ama siz düşünceyi tabiri caizse bir perspektif olarak hayata uygularsanız boğarsınız. Çünkü marjları çiziyorsunuz, limitleri ortaya koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki hayat böyle olmalı. Ama hayat düşünceden de, bilinçten de, akıldan da daha fazladır. Veya şeyin için ifadesiyle söyleyelim. Hayat mı aklı doğurur, akıl mı hayatı doğurur? Alın buradaki hazuruna sorun. Eğer siz bana akıl hayatı doğurur derseniz hemen hangi akıl diye sorarım. Düşünce tarihinde akıl nasıl anlaşılmıştır? Hele bizim kendi kültürümüze gelince arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de akıl kelimesinin olmadığını, akletmenin olduğunu ve büyük medeniyetlerin hep fiil kullandığını fark ettiğinizde aslında akıl yürütmenin esas olduğunu ve akıl yürütmenin de benim kanaatim ahlaka tabi olması gerektiğini fark etmeniz lazım. O yüzden de deneyimcilik son insan deneyimine kadar insanın bazı, işte orada James'in ifadesiyle söyleyeyim, radikal empirisizm dediği, empirisist olması yönüyle tecrübeciliğe, deneyimciliğe, radikalliği yönünden de rasyonalizme. Ne demek radikalliği? İnsan deneyiminin toplumsal kabulleri doğrultusunda bazı a priori'ler geliştirmesi gerektiğini. Hocam biz bunlara nasıl a priori deriz? A priori doğuştan. Biz a priori'leri insan deneyiminde oluşan unsurlar olarak anlarız. Reddetmeyiz bunları. Ama doğuştan derseniz bana ispat etmeniz lazım. Sadece Descartes'in metinlerinde bulabilirsiniz inneizm anlamında. Kant'ın metinlerinde a priori'lerin doğuştan olduğunu fark edemezsiniz, göremezsiniz. Ama a priori'lerin gerektiğini anlamamız lazım. Nitekim biz de gerektiğini düşünüyoruz. Yani tikelleri tümelle buluşturmanın gerektiğini, ama burada sorun şu: tümeli, teoriyi, sabiti hayatımızı engelleyecek kadar yüceltmenin ne anlamı var der pragmatizm. O yüzden de güçlü bir hayat deneyimiyle bunları ifade eder. Ben burada şimdilik bırakayım Caner Hocam. Açalım. Hocam 45 dakika bize sunum yaptınız. Gayet güzel oldu. Şimdi kısaca ben özetleyeyim söylediklerinizi, yani dilim döndüğünce. Bir kere pragmatizmin öyle köksüz ya da indirgemeci bir gelenek olmadığını, köklü ve özgün bir felsefe olduğunu söylemiş oldunuz. Dört şekilde anlayabiliriz. Bir anlam teorisi, bir hakikat teorisi, bir yöntem teorisi ve hocam hatırlatın hemen. Ahlak teorisi. Bir de ahlak teorisi olarak biz şeyi anlayabiliriz. Bir de anladığımız, tabii sizin söylediklerinizden, rasyonalizm ve ampirizm arasında daha çok ampirizme yakın bir noktada duruyor. Ama oluşturduğu a priorilerle de rasyonalizme yaklaştığını anlıyoruz. Daha böyle şöyle ifade edeyim. Tabii, buyurun hocam. Roger Vernon, Existansiyalizm Üzerine Dersler adlı eserinde felsefi pendulun, felsefi sarkaçın, lütfen şey yapın, pendulu işte rasyonalizmden başlatırsak empirisizme kadar. Gerçekten son 400 yılın, 500 yıllık dilime bakalım. 17. yüzyıl rasyonalizm. Evet. 18. yüzyıl empirisizm. 19. yüzyıl rasyonalizm, empirisizm. Şimdi diyeceksiniz ki rasyonalizm ve empirisizm mi var sadece? Yok. Rasyonalizmden pendul hareket etmeye başladığı andan itibaren empirisizme gelene kadar yaklaşık bugün 22 teori, bunların hepsini sayamam ama evet, söz gelimi tam ortada Kant'ın kritik felsefesi. Hı hı. Mesela fenomenoloji empirist alana yakın. Varoluşçulardan bir kısmı ekstansiyeller, yani sadece varoluşlar, rasyonalizme,
solcu varoluşçular empirisizme. Pozitivistler zaten en şeyde, materyalistler ve pozitivistler empirisizmin tam. Dolayısıyla burada pragmatizm bir ara bulucu, medyatör anlamında Kant'ın felsefesiyle benzerlik sergiliyor. Evet, yani tam da onu söyleyecektim. Bu bütün bu gelenekler arasında bir denge unsuru gibi duruyor pragmatizm. O yüzden de sanki daha çok kabul görmüş, beğenilmiş ve hani taraftarı çok olan bir felsefe. Aynı zamanda özgürlüğe vurgusu çok önemli. Yani ta baştan kuralları, ön kabulleri reddediyor. Bireyselciliğe önem veriyor hocam, sizin söylediklerinizden çıkarsadığım bu. Bir de bu hakikat anlayışı sanki böyle tek hakikat, çok hakikat arasındaki bir tercih gibi değil de yani insanın, her bireyin farklı bir, yani gerçekliği farklı yönden algıladığı varsayımından hareketle en uygun, herkes için daha geçerli olan bir sonucu çıkarsayan eylemin daha kabul göreceğini, belki de işte geçici a priori olabileceğini, ama bu hakikatin son bir hakikat olmadığını, bu yöntemin devam etmesi gerektiğini ifade eden bir felsefe gibi bir çıkarsama oldu. Çok doğru Caner Hocam. Bu hakikatle ilgili hususiyeti bizim pragmatistler de İtalyan filozof Papini'den aldığı örnekle ifade ederler. Şimdi varoluştaki çeşitli akımları aklınıza getirin. Teist olsun, ateist olsun, materyalist, pozitivist, aklınıza gelebilecek idealist, fenomenoloji taraftarları, bütün tarafları bir otel düşünün ve otelin koridorundaki karşıt odalara yerleştirin. Yani bütün odalarda aklınıza gelebilecek bütün felsefe akımlarını odalara yerleştirin. Kendi odalarından istedikleri hakikati söyleyebilirler. Fakat hakikatlerini ispat etmek istiyorsan koridora çıkmak zorundadırlar. Evet. Deneyimde bunları göstermek zorundadırlar. Hı. Mesela İslam düşüncesi açısından da gereklidir. Arkadaşlar, teorik zemin elbette lazımdır. Ama lütfen bizim ifademizi kulaklarınıza küpe edelim. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizi nihayetinde belirleyen eylemlerimizdir. O yüzden de pragmatizm, eğer bir fark üretmeyecekse, pratikte herhangi bir fark üretmeyecekse, iki fikir arasında bir şey söylemenin anlamı yoktur ki diyor. O yüzden de mesela bir insan falana inanıyorsa ve bu pratikte ona işlev gösteriyorsa, işlev görüyorsa, hı, bu doğrudur der. Şimdi hemen diyeceksiniz ki hocam, doğru tektir, hakikattir, bir tanedir. Pragmatizm buna izin vermez. Pragmatizm karakteri gereği çoğulcudur, pluralistiktir. Hı. Çünkü tek bir hakikatin insan zihninin kurgusu olduğunu ve insanın birlik fikriyle bunu inşa etmek istediğini ve kendisini bu anlamda tabiri caizse garantiye almak gibi bir refleks gösterdiğini fark eder. Oysa varoluşa bakın, herkes farklı hakikatlerde. Peki bunu nasıl açıklayacağız? Pragmatizm işte burada güzel bir şey, deneyim ortaya koyar ve der ki, eğer pratikte işliyorsa, tatmin ediyorsa, nitekim Hindistan yüzyıllarca kendi inançlarına bağlı. Çin felsefesi yine kendi inançlarına bağlı. Falanlar kendi inançlarına, düşüncelerine bağlı. Kızılderililer, İnkalar, geçmişteki medeniyetler hep farklı. Yani bu bizim doğru dediğimiz, tek bir doğrunun olduğu ve buna ait bir inancın olduğu hususiyeti bir hakikat yanılgısıdır. O zaman bizim yapmamız gereken farklı doğrular olabileceğini fark etmek, hakikatler olabileceğini. O yüzden de bu örneğin pragmatizmi anlatırken müthiş bir örnek olduğunu hatırlatmam gerekiyordu. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de teşekkür ederim hocam.
Yine aynı zamanda insanın yanlış yapabileceğini de vurguluyor pragmatizm. Nihai doğrunun, yani nihai doğruyu, hakikati söyledim fikri ya da yaptım fikrinin kendisinin yanlış olduğunu en azından bize vurguluyor. Ve tarihin de bunu gösterdiğini bize göstermiş oluyor. Ben şunu da sanki böyle zihnimde oluşan bir şey olarak size söyleyeyim ne kadar doğru bir çıkarım oldu. Yani yaygın teknoloji mesela, yaygın teknolojinin işte dünyada işler olması, insanlar tarafından kabul görmesi ve bunun da bir bireyin o anki algısıyla, hakikat algısıyla, doğrusuyla ilişkili olduğunu varsaydığımızda, yani pragmatizm sanki böyle bir şey. İşte birisi girişimci bir insan, girişimci işte kendi eylemini kendisi belirliyor, hakikati kendisi algılıyor. O algısıyla ortaya bir şey koyuyor ve bu genel tarafından kabul edilip kullanıldığı zaman bu kişi işte faydalı bir şey yapmış oluyor, yararlı bir şey yapmış oluyor. Sanki pragmatizmi böyle anlamak lazım. Yoksa faydacı, fırsatçı bir ahlak anlayışıymış gibi değerlendirmek çok basite kaçıyor ve pragmatizmi anlamamak oluyor hocam. Doğru. Şimdi bu hususları anlatabilmem için önce deneyimin ne olduğuna tabiri caizse odaklanmak gerekiyor. Deneyim pragmatistlere göre organizma ile çevresi arasındaki ilişkinin kendisidir. Evet. Yani organizma ile deneyim arasında ilişki. Şimdi burada felsefenin kadim sorunları devreye girer. Örneğin klasik bilgi teorisi bilen bilinen arasındaki ilişki der ve ürünü üçüncü bir unsur olarak ekler. Bilen öznedir, bilinen nesnedir, neyse nedir efendim ve bunların ayrıldığını ifade eder. Pragmatizmde bir kere bilen ile bilinen arasında bir ayrım yoktur. Ontolojik ayrım da yoktur. Organizma çevresiyle birlikte vardır. Bu çevre sorunları için de geçerlidir. Mesela hemen ifade edeyim. Üç önerme. Ali dünyada yaşar. Kuş havada uçar. Balık suda yüzer. Şimdi bu üç önermede geriden başlayalım. Balık kuş havada uçar derken havayı sanki bir zemin, kuşun onun üzerinde uçtuğu bir mekan olarak anlarız. Havayı kaldırın, kuş mevcut olur mu arkadaşlar? Yok. Mümkün değildir. Suyu kaldırın, balık olmaz. Çevreyi kaldırın, organizma olmaz. Dolayısıyla çevreyle organizma arasında ontolojik bir zemin, yani ikisi farklı zemin değil, ikisi iç içe geçmiş bir zemindir. Biz sadece bilgisel olarak ayırırız onları, anlamak için ayırırız. Şimdi organizma ile çevre arasındaki ilişkiler ya kognitiftir, ya duygusaldır, ya varoluşsaldır, aklınıza gelebilecek bütün unsurlardır. Şimdi bunları da efendim şu önceliklidir, bu önceliklidir, deneyimde şu unsur ne diyelim, aklilik önceliktir diyemeyiz biz. Çünkü deneyim içinde bütün bunlar varoluşta karşılaştığımız unsurlardır. Örneğin, efendim her zaman aklı kullanmalıyız. Yapmayın ya. İnsan, yine antinomiler olarak söyleyeyim, duygu ve akıl varlığıdır. Akıl derken akılı bir töz olarak kabul etmiyorum. İlişkide ortaya çıkan bilişsellik olarak kabul ediyorum. Şimdi evet, hayatımızı anlamaya çalışalım. Küçük yaştan itibaren duygu mu, makuliyet mi, akıl mı bizde daha fazla, duygu. Genç oluyoruz, duygu daha da coşuyor. Olgunluk yaşına geliyoruz, akıl bu sefer daha öncelikli oluyor. Biraz yaşlanıyoruz, akıl daha şey ama ömrümüzün sonuna tekrar duygu. Küsüyoruz, işte bana vesaire. Bakın, sadece duygu akıl açısından hayatı incelediğimizde müthiş bir gerilim var arasında, çatışma var. Şimdi biz bunlardan efendim duygu geride kalsın, akıl önemlidir. Yapmayın Allah aşkına. Yani evlenirken akılla mı
karar veriyorsunuz? Hatta biraz daha ileriye gidelim. Hayatımızdaki kararların çoğu rasyonel midir? Hayır, irrasyoneldir. Aynen. Ha, irrasyonel olması, değersiz olması anlamında söylemedim ben. Bu yüzden de organizma çevresiyle ilişkiye girer ve bu ilişkide duyuş, düşünüş, davranış dediğimiz hadiseler gerçekleşir. Şimdi bu meseleyi böyle anladığınızda varoluşun aslında bu ilişkilerle genişleyen, anlamlı olan, yani biz sadece ilişkiyi bilebiliriz. Bu noktayı daha iyi anlatmam için biraz özür dilerim, karmaşık olacak ama Pearson birincilik, ikincilik, üçüncülük kategorilerini size anlatmaya çalışayım. Der ki, varoluşu anlarken üç kategoriyle karşılaşırız. Birincilik kategorisi, nesnelerin, şeylerin, varoluşun sonsuz imkanlar kategorisidir. Bunu hiç bilemeyiz. Bu cennetteki Adem'in durumudur der. Metaforik olarak söyler. Biz ikincilik kategorisiyle, ikincilik kategorisi nedir? Organizmanın ihtiyaçlarıdır. Yaşamda durma arayışımızdır. İkincilik kategorisiyle birinciliğe müracaat ederiz, üçüncülük ortaya çıkar. Bunu şöyle örnek veriyorum. Elimi masaya hızlıca vuruyorum ve hemen çekiyorum. Peki, hissettiğim nedir? Canımın yandığı ve buradan hareketle masanın sert olduğudur. Dolayısıyla biz deneyimlerde varoluşa dair algılar ve akabinde kavramlar oluştururuz. Bu deneyimde gerçekleşir. Bunlar deneyimin her daim devam ettiğini, son insan tecrübesine kadar algılamamızın, kavramamızın ve büyük sistemler kurmamızın devam edeceği meselesidir. Büyük sisteme gerek var mıdır, o başka bir tartışma. Devam edeceği hususudur. Dolayısıyla araştırmaya devam etmek lazım. Bu önceki deneyimleri ortadan kaldırmak anlamında da değildir. Eğer işe yarıyorsa elbette kullanılır. O yüzden de meseleyi böyle algıladığınızda, mesela söylediğiniz teknoloji nedir? Arkadaşlar bakın, ben gözlüğü taktığım andan itibaren deneyimime dahildir bu. Dolayısıyla benden bir parçadır artık. Efendim ayrıdır. Yo, ayrı. Yapay zeka da aynı husustadır. Pragmatistler meselelere böyle bakar. Yani siz onu kullanıyorsanız, deneyiminize dahil ediyorsanız ve deneyiminizi onlar yönlendirecekse bir müddet sonra ne yapalım? İstiyorsanız yapın, istemiyorsanız yapmayın. Bizi ele geçirecekler. Nasıl ele geçirsinler? Deneyiminizde zaten onlar. Ha, ben iradi olarak deneyimi onlara verdim derseniz, onların deneyimiyle bu sefer, onların deneyimi derken yine bizim parçamız. Böyle bir hayat karşılaşacak. Bu neyi ifade ediyor? Bakın arkadaşlar, yine hakikat söylemine müracaatla söylüyorum. Antik Yunan'da yaşadığınızı düşünün. Hakikat meselesini filozoflar devamlı, bir töz var, idea var, bir mağaradayız, gerçeklik. Orta çağa gelince yaratılmış bir dünya var, Cenab-ı Hak var, sizi burada imtihan ediyor. Böyle algılıyorsunuz. Modern çağa gelince, ya kardeşim tanrıların savaşı gök gürlemesiyle yok kardeşim. Falanların işte cehennemdeki taşların yok. Çok rasyonel ve materyalistik bir dünya. İki bulut karşı karşıya geldi ve artı yükler, eksi yükler çatıştılar. Böyle bir dünya ve şu an sanal bir dünya arkadaşlar. Bakın, gerçekliği nasıl deneyimlediğimiz meselesi hep bizi araştırmaya sevk ediyor. Ama burada durur. Ben şunu derseniz, hocam bu gerçekliklerden ben bunu ifade edeceğim, savunacağım ve buradan doğru gideceğim. Ha, pragmatik olarak işliyorsa devam edin arkadaşlar. Ama varoluşun
sizi sıkıştırdığını, yaşadığınız hayatın ister istemez başka bir yöne ya da ihtiyaçlarınıza cevap vermesi gerektiğini fark edeceksiniz. Ve bu noktada hemen inanç setlerinizi yeni durumlarda test etmek isteyeceksiniz. Bunu da ihtiyaçlarınızı ön plana alarak, standartlarınızı yükselterek, inanç setlerinizi genişleterek, değiştirerek değil bakın. İdrakinizi değiştirebilirsiniz ama tevhidi değiştiremezsiniz, adalet ilkesini değiştiremezsiniz. Ama acaba adaleti böyle anlasak doğru mu oluyor dediğinizde inancınız gitmiyor. Allah'a inanmanız ortadan kaybolmuyor arkadaşlar. O yüzden de pragmatizm bu noktada bize yeni deneyimler karşısında kozmik ufuklarımızı açmamızı, yeni durumları deneyimleyerek inançlarımız arasında bağlantılar kurabileceğimizi kurmuyorsa o zaman bu sefer yeniden varoluşa adapte olacak. Çünkü bize göre benim kanaatim insan hayatı sıkıntılarla, meselelerle yani inançlarımız kesildiğinde zaten düşünmeye başlıyoruz. Düşünme durup dururken olmaz arkadaşlar. Düşünme bir meseleyle gerçekleşir. Ve bu mesele de inancın kesilmesidir. Yani mevcut inancınızın yeni durumlara cevap vermemesidir. Bu çerçevede baktığınızda Amerikan pragmatizmi insanlık için kendi iddiasıdır. Bir ufuk ve diyor ki geleceğin dünyası, ben kendi adıma söyleyeyim. Taraftar değilim, herhangi bir sempatim yok. Ben de 2001 yılına kadar Amerika'ya gitmeden önce ya Amerika işte boş bilmem ne. Oraya gittiğimde Amerika'nın büyük bir ülke olduğunu gördüm. Hocam 10 katı zaten, ben fiziksel büyüklüğünü demiyorum. Çalışıyorlar, üretiyorlar, eleştiriyorlar ve hakikaten yeni deneyimlere çok açıklar. Nitekim Amerika'yı kuran nedir dediğinizde Amerikan felsefesini Allah rahmet eylesin Ahmet Cemizci Hoca'nın ansiklopedisine ben yazdım. İki şey kurdu. Bir, dindarlık. İki, bilim aşkı. Ve o yüzden de Amerika hala Tanrı'ya inanır. %90 Tanrı'ya inanır. İnançlı bir ülkedir. Ha tabii efendim böyle inanç olmasın diyebilirsiniz. Ama diğer taraftan hala araştırıyor arkadaşlar. O yüzden de biz kendi inançlarımızla tabiri caizse araştırmamızı, kendimize ait araştırmamızı geliştirebilirsek bize mahsus hayatı, bu topraklardaki bize ait hayatı genişletebilir, zenginleştirebilir, sürdürebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Ben isterseniz arkadaşların sorusu varsa size yöneltmeleri için onlara söz hakkı vereyim. Eyvallah, tabii. Arkadaşlar, son 10 dakika, 12 dakikamız var. Sorunuz varsa lütfen hocamıza sorabilirsiniz direkt, sesinizi açarak. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hocam şey dediniz, David Hume, Berkeley ve Locke deneyim varoluşu anlamada tek zemindir demişler dediniz. Bunu da eleştirdiniz çünkü onlar yaşadığı dönemin şartlarına göre kendi tecrübeleriyle deneyim ediniyorlar. Bu da özel bir şeydir. Yani kişinin kendi yaşantısıyla alakalıdır. Ama kendi deneyimlerimizle gerçekliği birleştirdiğimizde tek bir pragmatizmin tanımını yapamayız o zaman. Çünkü tecrübeler genelde daha spesifik olur. Daha deneyimler daha bireysel olur. Herkesin o zaman kendi faydasına olan şeyler ayrıdır. O zaman pragmatizm nedir? Yani hala tamamen bende bu kavram oturamadı. De takıldı kafama. Mesela herkes hakikati farklı bir şekilde söylüyor dediniz. İşte araştırmacılar farklı bir şekilde söylüyor. Din alimleri farklı bir şekilde söylüyor dediniz. Demek ki herkes hakikati kendi hakikatine göre söylüyor. Yani kendi doğru bildiğine göre söylüyor. O zaman bunlar da pragmatist, yani faydacı davranıyorlar. Yani aslında o zaman pragmatizm, faydacılık dediğimizde ben o kavram tam oturamadı işte. Yani bana göre pragmatizm hala tek kavram, faydacılık demek.
ben anlatamamışım Aynur. Bir kere sorudan başlayayım. Şöyle ifade edeyim. Herkesin kendi hakikatlerini ifade etmesi, pragmatizmin zaten yukarıdan bakarak meseleyi anlatabilme hususudur. Ama şöyle ifade edeyim. Arkadaşlar, bugün herhangi bir meseleyi ele aldığınızda iki şeye dikkat edeceksiniz. Bunlardan birincisi, yaşadığınız tarihsel ve zamansal, mekansal olan hususlardır. Bu birinci husustur. Yani yaşadığınız zamanı, zemini fark edemiyorsanız anlamanız hep eksik olacak. İkincisi, ki pragmatizm devamlı bunu söyler, meseleye hep nasıl yöneldiğinizin farkında olmalısınız. Bu iki unsuru fark edemediğiniz zaman hakikati anladım diye konuşursunuz. Şimdi farklı anlayışların olması bir kere tek hakikat nosyonu meselesini teknik anlamda zorlar. Monist bir yapı pragmatizm için kurulamaz. Neden? Pratik buna izin vermiyor bir kere. Eğer siz deneyimi esas kabul ediyorsanız, tek bir hakikat vardır demek, deneyimin ruhuna, deneyimin oluşuna aykırıdır. Peki o zaman deneyimde ortaya çıkan hakikatleri nasıl test edeceğiz dediğimizde, o zaman işte işlevselcilik dediğimiz, yani işliyor mu? Pratik hayatta bunun sonuçlarını, semerelerini alıyor muyuz meselesiyle karşılaşıyoruz. İşte pragmatizm bu noktada devreye giriyor. Ve buradan da farklı hakikatlerle karşılaşmamız pragmatizmin doğruluğunu ortaya koyuyor. Ve kriterinin, ölçütünün işlediğini ifade ediyor. Şimdi birinci soruya dönüyorum Aynur. Dedim ki Dewey üç aşamalı deneyim anlayışını söyledi. İkinci aşamanın sınırlı olduğunu, yani şunu söyledim. Locke, Hume, Berkeley'in deneyimciliği kesin katı deneyimciliktir. Tıpkı rasyonalistlerin akıl üzerinden söylediği gibi onlar da deneyimi elastik kabiliyetiyle almadılar. Deneyimde böyleyse böyledir dediler. Son dönem deneyimcilik ise deneyimin ortaya koymuş olduğu hususlar yine başka deneyimlerle test edilmelidir diyor. Bu şu anlama gelir. Araştırma devam ediyor. Şimdi burada her dönemin kendi anlayışı meselesi zaten bizim tarihsellik meselemizdir Beyhan. Necati Öner hocamız düşünmenin sosyolojik açıdan ilerleyişini işte primitif düşünme, metafiziksel düşünme, sosyolojik düşünme, akli düşünme ve tarihsel düşünme. Tarihsel düşünme ne demektir? Varoluştaki tüm deneyimlerin kendi zamansallığı ve mekansallığı ile, hadi buna Foucault'u da ekleyeyim, bilgi ve iktidar ilişkileriyle oluştuğunu fark etmektir. Pragmatizm böyle bir anlatıya veya bir anlayışa izin verir. Çünkü eyvallah, her insan kendi tarihselliği içinde deneyimler ve deneyimler. Örnek hocam vereyim. Şu an yaşadıklarımız bu zamansallıktadır. 500 sene önce gitseniz aynı şeyleri yaşayamazsınız arkadaşlar. O dönemdeki yaşantıya uymanız lazımdır. Bu da bizim pragmatik anlamda eğer fikirler işliyorsa, mesela ben şöyle bir düşünceyi pragmatik açıdan tehlikeli buluyorum. Efendim İslam düşüncesi geldi, ilk yüzyılda işlevini gördü, sonra Emevilerle su bozuldu. Yok, hayır, işliyorsa Selçuklu'da İslam devleti Müslümanların ortaya koymuş toplum, Osmanlı'da işliyorsa doğrudur. Ha, bu işlemesi mükemmel örneği yansıttığı anlamına gelmez. Zamanın ve zeminin içinde onun böyle bir tarihsellik serencamını ifade ettiğini, arz ettiğini ortaya koyar. Şimdi itirazını anlayayım Aynur.
Hocam benim demeye çalıştığım şey insanlık var oldukça deneyim ve araştırma sürekli devam edecek. Tamam. Pragmatizm de bir yandan deneyim ve araştırmanın üzerine kurulu bir olgu. Öyleyse pragmatizmin tanımı hiçbir zaman net şekilde yapılmıyor. Oğlum içeri götürme. Şöyle. şimdi hemen Aynur felsefeyle şöyle bir bağlantı kurmanı rica ederim. Tanımlar nasıl yapılır? Rasyonalistler tanımları bir şeyin yakın cinsiyle ayrımı arasındaki ilişki, yani o teorik çerçeveye göre yapılır. Bize göre tanımlar geçici ifadelendirmelerdir. Araştırma hala bitmemiştir bizim için. O zaman tanımları biz niye ifade ederiz ya da tarifleri? Anlaşmak için ifade ederiz. Bizde kesin tanım yoktur. Biz son sözü söylemeyiz. Mesela bizim için aile nedir dediğinizde hemen söyleyeyim. Tezahür edendir. Ortaya çıkan o zamansallık ve mekansallıkta kendini ortaya koyan, yani Heidegger'in ifadesiyle ifşa olunandır deriz. Dolayısıyla bu ifşa olunana dair bir belirleme yaparız. Bu belirleme tanımlamadır. Net bir tanım yoktur ki bizim için. Niye? Çünkü rasyonalistler kesinlik var der, bakın. Çerçeveler. Çünkü onlar tabiri caizse eksikliğe, net olmayan duruma, olumsallığa ya da zorunlu olmayan durumlara asla izin vermezler. Ve onun için tanımlar yaparlar, hareket ederler. Pragmatizmin böyle bir tanımı yoktur ki. Dolayısıyla da kendine ait anlamda devamlı gelişir, değişir. Ha, burada Platoncu gibi davranırsam, Platon şöyle der, her şey değişiyorsa o zaman bir şeye şudur diyemezsin. Biz zaten öyledir diyemeyiz ki deriz. Her şey değişiyor deriz zaten. Evet, o yüzden de yani bu meselenin kökeni rasyonalizm, empirisizm çatışmalarına gider, haberin olsun. Eyvallah. Zamanımız daraldı Aynur. Teşekkürler sorun için. Şimdi bizden sonra başka bir program var. Osman Hocam'ın programı var. Onlar da yavaş yavaş giriyorlar sisteme. Biz müsaadenizle bitirelim. Yani daha farklı bir soru almayacağım. Hocam ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Zıkırmadınız. Davetimize icabet ettiniz. Bizi çok güzel aydınlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da katıldıkları için, bizi dinledikleri için yine teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar demeden önce çok kısa hemen şunu söylüyorum. Demek ki pragmatizm hocam faydacı değil, sizin söylediklerinizden faydalı bir felsefe geleneği. Ben öyle anlıyorum. Böyle bitirelim inşallah. Herkese hayırlı akşamlar ben diliyorum. Şöyle bitireyim. Buyurun hocam. Buyurun. Felsefe model arayışlarıdır. Anlama ufuklarıdır, eşikleridir. Şu ya da bu derken sadece kararlarınız, tercihleriniz önemlidir. Ama felsefeyi kör dövüşüne çevirirseniz, hakikat sadece buradadır, fenomenolojidedir, hermeneutiktedir, pragmatizmdedir derseniz bu iyi bir felsefecilik değildir. O yüzden de yani ben pragmatizmi size anlattım. Teknik anlamda olumlu yönünde defosunu da biliyorum. Ama pragmatizmin bütün varoluşu anladığı söyleyemem. O yüzden de güçlü bir hayat deneyimi ifadesini böyle serimlemek istedim. Peki teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık.